usurador Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü Hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam şimdi yine zekatla ilgili bir sorumuz olacak. Daha önce zekat konusunu anlatmıştınız ama şimdi orada ısrarla bir şeyin altını çizdiniz, vurgu yaptınız. Ee, zengin olunan tarihin e, yazılması. Şimdi tabi biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif'e ait bir ibadet de değil bu. Başka zaman zengin olduysa bu gene o zaman da önem arz ediyor. Yani o zamanı yazması lazım. Doğru söylüyorsunuz. Zekat, Ramazan, ay namaz bir ibadet değil. Evet. Şimdi hani Ramazan'da çok verildiği için e, sormak istiyorum. Bu Bunun altını niye çiziyorsunuz? Yani zengin olunan tarih e, niye önemli bu kadar? Bunu niye bu şekilde altını çizmek bir yerlere kaydetmek gerekiyor ki? E, yani ben bugün zengin olduysam yarın yani nasıl olsa zenginim artık. Zekatımı veremez miyim? E, hesabımı yapamaz mıyım? Bir, bir şey mi beklemem gerekiyor? Bir sorum daha var. Çok özür dilerim. O da e, Anadolu'da tabi özellikle yaz aylarında bu gündeme geliyor. Ramazan şerifte de olabiliyor. Uşur konusu. Bu ikisini mi anlatabilseniz sevinirim hocam. Şimdi Mustafa Bey, e, nisap tarihi ifadesi geçiyor kitaplarında. Evet. Nisaba malik olmak, nisap tarihi ifadesi geçiyor. Tabii dikkatli bir şekilde okuyunca, tabii insan dehşette irkiliyor. Ne kadar önemliymiş bu diye. Çok önemli. Mesela benim hiçbir şeyim yoktu. Zengin olma ölçüsünü öğrendim. Öğrendim sonra çalıştım, çabaladım. Yaptı. Tam o sırada birisi bana bir hediye getirdi mesela. Evet, kazandım Alt veya. Altın verdi veya da kazandım. Evet. Ama bir altyapım vardı. Ha, şu ölçüye ulaşınca ben zengin oluyorum diye. Baktım ki elime 30 bin lira para geçti. Mesela peki zengin olma ölçüsü neredeydi? 15 bin lira. Ne zaman elime geçti? Ramazan'ın bir sel verim. Ramazan'ın onda. Ramazan, Ramazan, oyunda, Ramazan Hemen diyeceğim ki tamam ben bu sene zengin oldum. Hemen zekat verecek miyim? Hayır. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki ilk defa zengin olan bir kimse e, zengin olduğu tarihi yazar. Bunun üzerinden bir sene bekler. Ertesi sene o zengin olduğu tarihte elindekilere bakar. Hmm, bir sene bekliyor. Önümüzdeki Ramazan'da Ramazan'ın onunda onun da hesabını bakıyor. Ne kadar da 30 bin liraydı. Ne kadar olmuş? 50 bin lira olmuş. Veya eksilmiş. Veya eksilmiş. Eksilmiş de olabilir. 25 olmuş diyelim. Hala A zengin ama. Yok. 50 bin lira olmuş. Evet. 50 oldu. 50 bin lira olmuş. Aa bu arada bir şeyler aldıydı. Ee, işte i̇şte 15 bin lira da borcu var. Taksitli hmm. borcu var. Hmm. E çıkardık ne kaldı? 35, 35. Kaldı. 35. kaldı. Hemen 35 bin bölü 40, 40 tabirini alacak. 40 tabirini alacak. Bunu da altın altın olarak kaç gram altınsa o altın. Çünkü e, zekat ibadet olduğu için e, flus da buyuruluyor. İbn Abidin'de geçiyor bu. E, fulus, altın ve gümüşün dışındaki basılan paralar. Ona verilen isim. Dolayısıyla flus da verilmez. bu. Yani şu andaki kağıt paralar. Kağıt paralarla verilmez. Altın ve gümüş ya devrini yaparsın fakirle veya da aynı şekilde altın alırsın dağıtırsın verirsin. Efendim ne yapacak fakir altını? Ne yaparsa yapsın. O bizi ilgilendirmez. Çünkü ben ibadet yapıyorum. Bu ibadeti yerine getirmem gerekiyor. Şimdi diyelim ki Ramazan-ı Şerif'in 10'u. Evet. Ben tarih atmadım. Ya işte zengin oluyorduk herhalde Ramazan'da falan. Halbuki onun da oldu değil mi? Evet. Sene ramazan onu geldi. Veririz senin. Ramazan-ı Şerif çok var ya. Yani, 20 milyon falan dedi. Veririz dedi. Ramazan'ın da bunun elinde 60 bin lira vardı. Bu 60 bin liraya zekat farz oldu. Ama hesap yapmadı. Zekatını vermedi. Bir hafta sonra bir şeyler aldı. Bu 60 bin liranın 40 bin lirasını harcadı. Beş gün sonra. Hmm. Kaldı. 20 bin. 20 bin lira kaldı. Kadir Gülsü ya bakalım ha 20 bin lira. Tamam ver vereceğim 40 bin lirası. E 40 birini 20 bin lira Yarın ahirette bunun diyecekler ki arkadaş o bir 40 bin liraya da zekat tahakkuk ettiydi vermedim. Borçlusun diyecekler. Hmm. Ondan önemli. Borçlusun diyecekler. Doğru. Yani bu kimse o gün Ramazan'ın onunda dinen zengin olduğu gün hesabına bakıp, ha benim zekatım budur hesap edip oraya yazsaydı ondan sonra harcamasının falan filan bir ehemmiyeti yoktu. Zekatını verecekti. Ama bu ehemmiyet vermedi. Ehemmiyet vermedi. Vermedi ve borçlu kaldı. Ee, şimdi e, mesela o tarih anlatılırken, zengin olma tarihi anlatılırken Ramazan-ı Şerif'in 10'unda bu kimse dinen zengin olmuş. 9'unda ele geçeni dahil ediyor zekata. Dahil ediyor. Dahi dahil ediyor. Evet. Dahil ediyor. Evet. 11'inde ele geçeni? 11'inde geçeni dahil etmiyor. Hmm. Mesela diyelim ki 50 bin lirası vardı. 50 bin lirası vardı. ayın 11'inde ayın 11'inde bir 50 bin lira daha geldi. 100 bin lirası oldu bunu şimdi. Zekat 100 bin liraya değil 50 bin lira üzerine farzdı. 50 bin lira üzerine farzdı. Ne var canım işte çok çok vereceğiz falan. Öyle değil o. Orada İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki zekat emredileni emredildiği şekilde yapmaktır. Allah-u Teala senin çok vermeni az vermeni aynı şekilde şey yok ihtiyacı yok. Ona değer veriyor musun vermiyor musun? Kıymet veriyor musun vermiyor musun? Oturacaksın o hesabı yapacaksın. Oturacaksın o hesabı yapacaksın. Ha o zaman Allah-u Teala meleklerine övünür. Kulum eline geçeni benim rızam için benim emrimi düşünerek bu hassasiyeti göstererek oturdu hesap kitap yaptı. O, yanlış da yaptı. Ama benim emrime kıymet verdi buyurur. Abdest de böyle, gusül de böyle, haç da böyle. Bütün ibadetlerde bu hassasiyetin gösterilmesi gerekir buyuruyor. Bu hassasiyetin gösterilmesi. Bu sebepten dolayıdır ki bu bu kadar önemlidir. Yani şey zengin olma tarihi. Gelelim efendim şeye. Uşur meselesine. Evet. Toprak mahsulü zekatı. Zaten Mustafa Bey dört türlü zekat malı var. Altın ve gümüş bütün paralar bunun içine giriyor. Ticaret malı. Helal Ticaretini da, yaptığımız yaptı. Yaptı. Hayvan zekatı, Hı. koyun, keçi, sığır, deve. Ve bir de toprak mahsulü. Bunların ölçüleri farklı. Toprak yağmur suyuyla sulanan. Mesela ben Konya'lıyım. Ee, Konya, Eskişehir, Sivas. O bölge. Yani geniş bir Anadolu e, şeyi söyleyiver. Ovası. Ovası. E, şimdi genellikle yağmur suyuyla buğdaylar. Yağmur suyuyla. Onda bir verecek. Yani on ton çıkınca bir tonunu verecek. Efendim işte biz gübre atıyoruz falan işte biçer kullanıyoruz, traktör kullanıyoruz. Mazot şu kadar yakıyorsa onlar o masraflar düşünmez. 10 ton çıktıysa 10 ton çıktıysa onda biri verecek. 100 ton buğday çıktıysa onda biri 10 on tonunu verecek. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki 10 ton buğday çıkıp 1 tonunu zekat olarak vermeyen bir kimse sadece o 1 tonu değil tamamı haram olur. Ama sen çoluğuna, çocuğuna, ya ben bunları haram yedirtmedim. Yediyorsun işte. Vermediğin için yediriyorsun. Yani alnının teriyle kazanmış olduğun şeyi haram mı yaptın? Haram yani. yaptım. Peki efendim öyle değil de mesela pancar, fasulye ekenler de var. Pamuk ekiyor. Onlar da mı aynı? 10 evet. tonda 1 ton. Evet. Onda Ölçü bir. yağmur suyuyla sulanıyorsa onda 1. Ama onlar genellikle mesela suya ihtiyaçları var. Evet, çok sulanması ha, gerekiyor. sulanması gerekiyor. Ya kanallarla geliyor, motorla aktarıyor suyu veyahut da kendisi kuyu kazmış, kuyudan çıkarttırıp aynı şekilde suluyor. suluyor. O zaman 20'de bir çıkıyor. Hmm. E, mesela 20 ton pamukta bir ton pamuğu verecek. 20 ton pancarda bir ton mu verecek? Ya kendisini verecek veya bedelini altın olarak verecek veya bedelini Bu bütün toprak mahsulleri, topraktan çıkan her şey için geçerli evet, miydi? Meyveler için de geçerli, sebzeler için de geçerli, sebzeler için de. Yani hububatın hepsi için geçerlidir. Meyve, sebze ne varsa hepsi için geçerlidir. Sadece e, ee, İmam Muhammed Şeybani Hazretleri buyuruyor ki ee, bir sene dayanıklı olması lazım. Uşurlarla için çıkan nesnenin, hububatın ve bir de beş vesk aşağı olmaması. Ölçü bildirmiş bir. He. 1250 litre deniyor. Ona. Bir nisap gibi sanki. Nisap bildirmiş erim, yani. Bir nisap bildirmiş. E, bir de ee, bir sene dayanıklı olması, bir sene dayanıklı olması. Dolayısıyla İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin bu iştahına göre kirazıydı, şeftalisiydi, ondan sonra buna benzer. Domates mesela. Domates, çilek gibi. Bunlar bir sene dayanıklı Dayanıklı değil. olmayanlar. Bizi izleyen ve dinleyenler, aha bunlar bir şey bilmiyor, ya soğuk ha, yok öyle değil. Kendisi dayanıklı mı, dayanıklı? dayanıklı değil. Normal şartlar. Normal şartlar, üzüm mesela dayanıklı değil. Ama üzümün de cinsleri vardı. Çocukla, çocukluğumda köyde hatırlarım. Kışın bile öyle üzümler vardı. Kış üzümü derlerdi. Öyle dururdu o. Evet. bu şekilde evlerde dururdu. İyi biliyorum. Peki bu, ha, elmanın bu, mesela kışlık. Bunlar kışı. vermeyecekler mi? İmam Muhammed Şeybani Hazretleri'nin iştahına göre bunlar vermeyebilir. Hmm. Ama İmam Azam Ebu Hanife radiyallahu anh iştahı öyle değil. Beş vesk falan yok onun iştahına. Buyuruyor ki topraktan az çıksın çok çıksın onda bir veya yirmide bir vermek mecburiyetinde. Daha iyi anlaşılsın. Bir avuç çıksa da. Bir avuç çıksa da verecek. Ha, onda birini vereceğiz yani. Onda birini verecek. Eve meyve de kirazıydı, domatesi de hepsini. Hepsini. Ancak mesela evi var. E, geniş bir bahçesi var mesela bir dönüm, bir buçuk dönüm, iki dönüm. Buraya meyveler ekmiş, burada salatalık ekiyor falan. Evin bahçesindeki meyve ve ektiği sebzenin zekatı verilmiyor. Uş verilmiyor. He. O isna Ev bahçesi orası. Ev bahçesi orası. Ama onun dışında tabii şimdi uyanıklar çıkar. Eve gideyim evet. koyun ovasında işte tam tarlanın yüz dönüm tarlanın ortasına bir ev yaptırıyor. Köşesine yap, İstesen villa yaptır fark etmez. O ev bahçesi olmaz. Evet orada ev oturulan bahçesi, yer olacak. Oturulan yer olacak. E, dolayısıyla sadece ev bahçesinin ki şey yapmaz. E, peki efendim yani balın, pamuğun, çayın, tütünün, zeytinin, üzümün de onda bir uşru verilir. Balın da verilir. Ondan sonra pamuğun da verilir, çayın da verilir, tütünün de, zeytinin de, üzümün de. Dolayısıyla hatta toprak sahibi çocuksa vasisi onun adına aynı şekilde uşru verir. Toplanacak hale gelmese de faydalanacak, yenecek hale gelince de uşru, e, uşrunu vermek farzdır. Bir kavle göre olgunluktan sonra topla, toplamadan e, üzerinden yenen meyveler de al, alınırken ölçülür. Daha sonra bunların da uşru verilir. Başka hmm. O bile aynı Bu şey. Önemli yani önemli bir. Yani ibadet. Dolayısıyla yani dolayısıyla şimdi Anadolu'da e, o kadar eziyet çekiyor, sıkıntı çekiyor falan. Ben çocuklara diyor bir şey biz haram edirmedim, haram edirmedim arkadaşım uşunu vermedim. Ya. ya. otomatik olarak haram oldu. Tabii haram oldu. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, Oruç ateşe kalkandır. Gıybetle parçalanmadıkça korur. Oruçlu cahillik edip de kötü söz söylemesin. Biri kendine sataşırsa ben oruçluyum desin. Ya Resulallah. sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu bir gece muhammede geldi bura bir gece muhammede geldi bura seni okur hazırlık ne durursun kıl hazırlık sallallahu ala muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ala muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu hep melekler sallallahu geldiler sallallahu buraktan sallallahu indirdiler sallallahu hep melekler indirtiler yüzünü valya, döndürdüler ol demirini yayan ol demirini yayan sallallahu ala muhammed sall sallallahu al aleyhi ve sellem sallallahu ala muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nice Tam ilmi hal, i ebediye. Devamlı hasta veya çok yaşlı olup, 60 gün kefaret orucunu tutamaz ise, 60 fakire bir gün tam ibaha eder, yani doyurur. Aç olan 60 fakiri bir günde iki kere doyurmak lazımdır. Hepsinin aynı günde yemeleri şart değildir. Bir fakiri her gün iki defa doyurmak üzere 60 gün veya her gün bir defa doyurmak üzere 120 gün yedirmek de olur. Yahut 60 fakirin her birine yarım sağ, 1750 gram buğday veya un veya bir sağ arpa, kuru üzüm, hurma temlik eder. Bunların kıymeti kadar ekmek, başka mal veya altın, gümüş vermek veya bunları bir fakire 60 gün devamlı vermek de caiz olur. 60 günlüğü bir fakire bir günde toplu verse, bir günlük vermiş olur. İbrahim Gülşeni Hazretleri İbrahim Gülşeni Hazretleri 1426 yılında Azerbaycan'da doğar. Babası Emir Muhammed'tir ki asil bir Türk ailesinin bir ferdidir. İbrahim Gülşeni daha küçükken babasını kaybetmenin acısını yaşar. Onun elinden tutan amcası Ali Efendi'dir. Herkesi kendisine hayran bırakan bir zeka ve kabiliyete sahiptir o. Bunu pek iyi bilen amcası böyle bir cevherin ilim yolunda olması gerektiğini düşünür ve onu gönülleri Allah aşkı, dimaları, din, dünya ilimleriyle dolu alimlere teslim eder. Geçen yıllar onun bilhassa tefsir, fıkıh ve hadis ilimlerinde pek mahir bir alim olmasıyla neticelenir. Sonra çıkar yola. Zamanın irfan merkezi, arifler diyarı, evliyalar menba Semerkand'a gitmek üzere. Takdir-i ilahi Tebriz'de Mevlana Hasan'la görüşür ve orada kalarak zamanın sultanı Uzun Hasan'la çalışmaya başlar. Bu arada büyüklerin sohbetlerine devam ederek büyük derecelere kavuşur. Bir zaman sonra bir medresede ilim öğretmeye başlar ki bu onun asıl fıtratında olan hakiki arzusundan başka bir şey değildir. Onun yüzündeki tebessüm ve yumuşaklık ve Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarını olan merhamet, izinde olduğu Resulullah'ın sünneti üzredir. Öyle ki huzuruna gelen gayrimüslimler bile hayran kalıp onun bu haline muhabbet duymaya başlayınca Cenab-ı Hak onlara bu muhabbetleri sebebiyle hidayet nasip eder. Sebepler aleminde ise hidayetlerine vesile olan İbrahim Gülşeni Hazretleridir elbet. Tebriz'de Sultan Uzun Hasan'dan sonra yerine geçen oğlu da pek bir hürmet eder büyük veliye hatta ilim yayması için ona bir zaviye bile yaptırır. Ne var ki Eshab-ı Kiram düşmanı Safeviler alçakça bir ittifakla ateşe tapanlar yani mecusilerle birleşerek işgal ederler Tebrizi. Güzelim kenti yıkmakla kalmaz. Çoluk, çocuk, kadın demeden kılıçtan geçirirler müminleri. İbrahim Gülşen'i hazretlerini ortadan kaldırıp ehli sünnete zarar vermek istemeleriyle birlikte bu hak dostunu zincirlere vurur, büyük işkenceler yaparlar. O, takdiri ilahiye razı bir şekilde öylesine bir büyüklük sergiler ki yine, bir duasıyla perişan olup iki cihanda rezil olabilecek insanlara hidayetleri için dualar eder.'' Bu arada Cenab-ı Hakk'ın yardımı yetişir. Başına dikilen bir nöbetçi ona bir at getirir ve gitmesini ister. İbrahim Gülşen'i Hazretleri de öğretmekle mecbur ve yaymakla memur olduğu ehli sünnet itikadını yayma görevini sürdürmek üzere Diyarbakır'a hicret etmek zorunda kalır. Bir müddet sonra da Mısır'a gider, oğlu ve yakın talebeleriyle. Mısır'da kısa bir sürede ünü yayılır dört bir yana. Medresesi dolar dolar taşar, vaazları kalpleri işler, bakışları şifa olur hasta kalpleri. Bu arada önce Sultan Gavri, sonra Sultan Tomambay, İbrahim Gülşen'i tarafından İslamiyet'in koruyucusu, adaletin bekçisi Osmanlı İmparatorluğu'yla savaşa girmemeleri konusunda onları ısrarla uyarır. Fakat bu iki hükümdar büyük evliyayı dinlemeyip devleti Aliye ile savaşa tutuşur ve tabii ki yenilirler. Sultan Selim Han Mısır'ı fethettiğinde İbrahim Gülşen'i hazretlerine pek bir hürmet gösterir. O da Cihan Sultanını pek güzel beyitlerle karşılar. Hatta gönlümün sultanı ifadesiyle sevgisini arz eder. Bir süre İbrahim Paşa Camii'nde vaaz verdikten sonra tekrar döner Mısır'a. Ve orada da bir müddet kaldıktan sonra 1534 yılında vefat eder. Ömrü Allah'a hakiki kulluk, onun dinine hizmet ve yarattıklarına merhametle geçen İbrahim Gülşen'i Hazretleri buyurdular ki, Sadaka belayı giderir, ömrü uzatır. Kin tutarak, öfkelenerek bir Müslümana zarar vermeye kalkmak, hatta uğradığı bir zarara sevinmek caiz değildir. İslam ahlakı Allah u bulunan sıfatlar yer ve gökleri ve havada, sularda, yeryüzünde ve toprak altında yaşamakta olan türlü mahlukatı yaratması ve aklımızın erdiği ve ayıtmış sebebiyle birçoklarına ermediği pek çok mahlukları, yaratıkları her an varlıkta durdurması ve cümle mahlukatın rızkını vermesi ve diğer kemal sıfatlardır. Allahü Azimüşşan hakkında bizlere bilmesi vacip olan sıfatlar 22'dir. Vacip lazım demektir. Allahü Azimüşşan hakkında bizlere bilmesi vacip olan sıfatı nefsiye birdir. Vücut yani var olmaktır. Allahü Azimüşşan hakkında bizlere bilmesi vacip olan sıfatı zatiye 5'tir. Bunlara uluhiyet sıfatları denir. 1. Kıdem. Allahu Şân'ın varlığının evveli olmamak. 2. Beka. Allahu Şân'ın varlığının ahiri olmamak. Buna vacibül vücut derler. 3. Kıyam bi nefsihi. Allahu Şân, zatında ve sıfatlarında ve ef'alinde kimseye muhtaç olmamak. 4. Muhalefetün lil havadis. Allahü azimüşşan zatında ve sıfatında kimseye benzememek. 5. Vahdaniyet. Allahu azimüşşanın zatında ve sıfatında ve ef'alinde şeriki ve naziri yoktur. Alimlerin çoğuna göre vücut yani var olmak da ayrıca bir sıfattır. Böylece sıfat-ı zâtîye altı olmaktadır. Allah-u Azîmüşşan hakkında bizlere bilmesi vacip olan sıfat-ı subûtîye sekizdir. Hayat, ilim, sem, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. 1- Hayat Allahü Azimüşşan diri olmak. 2. ilm. Allahü Azimüşşan'ın bilmesi olmak. 3. sem. Allahü Azimüşşan'ın işitmesi olmak. 4. basar. Allahü Azimüşşan'ın görmesi olmak. 5. irade. Allahü Azimüşşan'ın dilemesi olmak onun dilediği olur. O dilemezse hiçbir şey olmaz. Varlıkları dilemiş, yaratmıştır. 6. Kudret Allahü u her şeye gücünün yetmesi olmak. 7. Kelam Allahü u söylemesi olmak. 8. Tekvin Allahü u Hâlıktır, Yaratıcıdır her şeyi yaratan, yoktan var eden O'dur. Ondan gayrı yaratıcı yoktur. Allah-u Azimüşşan hakkında bize bilmesi vacip olan sıfatı ı 8'dir sekizdir. Hayyün, alimün, semiyon, basirün, müridün, kadirün, mütekellimün, mükevvinün. Bu sıfat-ı şeriflerin manaları budur ki, 1- Hayyün, Allah-u Azimüşşan diri olucudur. 2- Semi'ün, Allah-u Azimüşşan semi i işiticidir. 3- Basîrün, Allah-u Azimüşşan görücüdür. 4- Müridün, Allah-u Azimüşşan irade-i kadîmiyle dileyicidir. 5. Alimün. Allahu Azimüşşan ilmi kadimi ile bilicidir. 6. Kadirün. Allahu Azimüşşan kudreti kadimesi ile gücü yeticidir. 7. Mütekellimün. Allahu Azimüşşan kelamı kadimiyle söyleyicidir. 8. Mükevvinün. Allahü Teala her şeyi halk edicidir. Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Tekirdağ ilimizin Asude Sessizlikler Diyarı olan ilçesi Hayrabol'dan sesleniyorum. Hayrabol'un sakin bir mahallesindeyiz efendim. Her yeri sakin de burada daha sakin. Caminin avlusu ağaçlandırılmış, çiçeklendirilmiş. Ağaçlara bakıyoruz böyle 200-300 yıllık çam ağaçları var burada caminin. Çileli bir caminin önündeyiz. Ömer Efendi Camii. Bu caminin bahanesi bilinmiyor. Ama Ömer Efendisi'nden anlaşılıyor ki bunu yaptıran bir ilim erbabıydı. Ya Kadı Ömer Efendi'dir, ya Müderris Ömer Efendi'dir. Müderris Ömer Efendi olma ihtimali daha kuvvetli. Çünkü Paşa Camii'nin avlusu oralarda bir medrese eğitiminin yapıldığının alametlerini taşıyor. Dolayısıyla oranın müderris olan bir zat, e müderris böyle bir cami yaptırır mı efendim? Yani bir okulun müdürü. Bir lise müdürü düşünün. Böyle bir cami yaptırır mı? E, Osmanlı'nınki yaptırır da efendim. Şimdiki müdürlerin yaptıracak durumu yok. Maaşıyla ancak geçimini sağlıyor. Devletin verdiği imkanlar bu. Ama eğitimi devlet üstlenmezdi. Devlet eğiticiyi sadece tayin ederdi. O da aklı başta bir adam olsun, herkes gelip de eğiticilik yapmasın diye oraya müderrisi devlet tayin ederdi. Kadıyı devlet tayin ederdi bir tekke varsa, bir şeyhlik varsa mesela sarban Ahmed Ahmet Efendi'nin e, oraya tekke şeyhi olarak tayini Kanuni Sultan Süleyman zamanında olmuştur. Ve onun maaşı da vakıflardan verilirdi. Her yapılan caminin, yaptırılan caminin bir vakfiyesi vardı. Vakfı vardı. Bunun geliri nereden olacak? İmamın maaşı nereden verilecek? İmamlar yüklü maaş alırlardı efendim. Şimdi bu Ömer Efendi de İhtimal ki böyle ya müderris ilim adamı. Bey olsaydı, Ömer Bey olsaydı o zaman il valisi emir, kumandan taifesten birisi olması lazımdı. Omuzu kalabalık olması lazımdı yani. Ama hangi Ömer Efendi? Ömer Efendi kimdir? Ben aradım kayıtlarda Sicilli Osmanlı'da böyle bir Ömer Efendi hayra hayrat yaptıran birisini göremedim. Kayıtlara girmemiş olabilir. Sonra Ömer Efendi diye birisi tamir ettirir yapıldıktan sonra. Onun adı verilir camiye. İlk yaptıran adı da unutulabilir. Böyle şeyler de oluyor. Şimdi 1504-1505'te yani Paşa Camii'nin yapılmasından biraz sonra yine 2. Bayezid Han zamanında bu cami yaptırılmıştır. Bu eski bir camidir. Minaresi Köşk Minare'dir. Ama Köşk Minareliği, Sonraki tamirlerde mi yaptılar? Ona benziyor biraz. Yani çıktığınız zaman her tarafı, dört tarafı da görüyorsunuz. Buna köşk de deniyor. Numalı camiler de deniyor. Yani dört yanı göre, görebilen camiler. E, şerefesine çıkmadan da, yani şerefeyi olduğu gibi çanak minarenin en üst kısmında olmuş oluyor gibi. Bilhassa Güneydoğu'daki... Ve Halep, Şam'daki camilerin çoğu böyle köşk minaredir. Niye? Oralar çok sıcak memleketler. E, artı 40 derecede. Müezzin Efendi çıkıp da orada ezan okurken elbette ki güneşten çok rahatsız olacak. Ha şimdi minarelere çıkılıyor mu? Çıkılmıyor. Müsait yerlerde de çıkılmıyor. Kısa minarelere de çıkılmıyor. Uzun minarelere de çıkılmıyor. Yani neredeyse insanlar minarelere çıkmak için çık diye çık diye Diyanetimiz bu konuda bazı emirler verdi. Neredeyse neredeyse asansör isteyeceklerdi. E eskiler insan değil miydi efendim? Onlar çıkmıyorlar mıydı yani? Şimdi merkezi sistemden de ve ezan okununca işte camideki minarenin operlerini bir açmak için bir insan lazım oluyor. Onu da uzaktan kumandayla bir yerden ayarlayabilirler. Böylece bir de bir de Edirne'de bir senenin birinde bir yıldırım düşmüştü Selimiye Camii'ndeki merkezi sistemin üzerine. Bütün merkezi sistem of vaziyete gelmişti, kapalıydı. E, aşağılardaki Ayşe Kadın ve diğer camilerin e, ezan okuyacak insanları tabi ezan okumak için kıvranıp duruyorlardı. Bir ezan okumaları lazım, minarenin bir ezan okunacak. E çıkın okuyun hocam. E, nasıl çıksın efendim antrenmanı yok. Efendim bu 1504-1505'lerde yapılmış olan cami daha sonra başına çok işler geçti. Bilhassa Osmanlı'nın son döneminde ve 2. Dünya Harbi sırasında burası askeri depo oldu, askerlerin barınağı oldu. Bu camiler, Trakya'daki camilerin, İstanbul'daki de bazı camilerin ve tarihi hamamların başına bu işler geldi. Zaman geldi, memlekette gaz yağı kıtlığı oldu. Gaz yağının dağıtımı belediyelere verildi. Belediyeler böyle büyük yerleri, o deve resimli kabartma, e, deve liderlerdi o tenekelere, bizim çocukluğumuza. O tenekelerdeki gaz yağlarının e, dağıtımını litre litre böyle bir caminin veya bir hamamın giriş kısmındaki yerden, gaz kokularıyla, cami yok artık, cami kullanılmıyor, şeklinde idi. Çok şükür o günler geçti. Asker yatıracak günleri geçti. Allah Teala bir daha göstermesin. İkinci Dünya Harbi'nde işte o günkü devletin e, uyguladığı politika nasıl olurdu, nasıl ederdi, faydalı mıydı, zararlı mıydı? O makamı işgal eden birisi değilim. Daha önce de öyle bir makamı işgal etmiş birisi değilim. Ama herhalde Türkiye hiçbir harbe girmeden de ekmeğini vesikayla verip Yarım ekmeğe bir pul bunlar var efendim şimdi. Ellerine veriyorlar. Evde kaç kişi var? Üç kişi var. Efendim altı tane yarım pul veriyorlar. İkisi bir pulda, ikisi bir pulda yarımların. Gidip fırına diyorsun ekmek ver. Ekmek bitti diyor. Bu pul o gün geçerli. Ne yapacaksın? Gidip Malkara'dan alacaksın. Malkara'ya gidip gelecek kadar akşam olur. Malkara'daki fırının da bitti demeyeceğini nereden biliyorsunuz? Ekmek buldun buldun. Kaş göz yüze, işaretiyle fırıncıya bir şeyler söyledin. Onu aldın. Kurtardın. Alamadın bitti. Ne yapacak insanlar? Hırsızlık mı yapsın? Aç yatarlardı. Bu bölgede süpürgelik otu çok yetişir süpürge otu. Onun taneleri de çok parlaktır. Zehreye benzer. Yağ çıkartılan zehreye benzer. Kaygan bir şeydir. Ondan bir şeyler yapmaya çalışırlar onu öğütüp ekmek yapmaya çalışırlar. Öğünmemiş taneleri bağırsaklarda toplanır. Bağırsak düğümlenmesi yapar. Edirne'nin bugünkü belediye binası olarak kullanılan binası hükümet konağı konağıyken onun basamaklarında çok kimse böyle kıvrana kıvrana ölmüştür efendim süpürgelik tohumu yemekten dolayı bağırsak düğümlenmesinden. Çok şükür o günler geride kaldı. Şimdi 1909'da Abdülhamit Han tahttan indirilince hemen birkaç gün içinde Selanik'e sürgüne götürüldü. İstanbul'dan trene bindirmediler. Hadımköy tarafından bindirdiler. Halk galeyana gelirdi, de elimizden alır diye. Çok seviyordu halk çünkü. Halkın sevdiği adamı niye indiriyorsunuz? İndirmeyin yardımcı olun. Sonra da maalesef buralara Hayrabolu dahil, Alpullu dahil, Uzun Köprü dahil buralara haberler gönderildi. Tren istasyonuna çıkın da Tren oradan istasyondan geçerken taşlayın diye. Bu ilçeler içerisinde biri de Hayrabolu'ydu. Hayrabolu insandan bir tek kişi dahi zorladıkları halde devlet zor koşu zora koştuğu halde o günün devleti Abdülhamit Hanı taşlamaya istasyona gitmediler efendim. Yani Hayrabollar bu vefalarından dolayı ne kadar övünseler azdır. Bu cami 1504 1505'te yapılan cami, 1574'te İstanbul'u ve civarını sallayan çok şiddetli bir zelzele oldu. Bir öğle namazı vaktinde. Müezzinler ezan okurlarken minareyle beraber düştüler efendim. Ve padişah Selim Han'da, ikinci Selim Han'da bu zelzelenin akabinde tamir edilen inşaatları, tamir yapılan yerlerdeki inşaatları görmeye gittiğinde Orada bir inşaat malzemesine, taşlara, e, ayağa tökezleyerek düştü ve beyin kanamasıyla vefat etti. Padişah, Osmanlı'nın imparatoru vefat etti efendim. İşte o zelzele İstanbul'u sallayan burayı sallamaz mı? Burada da mutlaka böyle şeyler oldu. E, daha sonradan bu tekrar Abdülaziz'den zamanına kadar olanı bilmiyoruz. Neler oldu, kimler tamir ettirdi, nasıl yapıldı? Abdülaziz'den zamanında burası ahşap olarak yeniden düzenlendi. Ondan sonraki zamanlarda da işte evvela 1912'de Kasım ayında Bulgar istilasında bir harabe yedi. İbadethaneleri çok harabetler. Ya benim kalbimde ibadet yapacak bir sevgi, muhabbet varsa istediğin kadar cami yak. Biz Hristiyanlar gibi bir kiliseye muhtaç değiliz ki ayin yapmak için. Efendim, böylece arkasından Yunan istilası ta Edirne'ye kadar bu bölgelerde. Onlar da bir yani çekirge sürüleri onların yanında masum efendim. Çekirge sürüsü gibi diye misal verecektim ama vermekten vazgeçtim. Böyle sıkıntılar oldu. Ondan sonra da Birinci Dünya Harbi sırasında ve İkinci Dünya Harbi sırasında buralarda işte biraz önce söylediğim gibi çeşitli işleri yaptırarak kullanıldı. Uzun süre bu cami tamamıyla çatısı inik dört duvar halinde, içi de böyle otlar büyümüş ve mahallenin çocukları buralarda işte o gün top falan da yoktu o zamanlarda efendim böyle top bolluğu yoktu. Kendi kendilerine çelik çomak gibi ne biliyorlarsa o oyunları oynarlardı. Daha sonraki yıllarda 1966'ya kadar cami olarak burası kullanılamadı. Eh, 94'te onarılıp tekrar ibadete açıldı. Şu anda da cami gayet güzel bir halde. Biraz da gidelim içerisinden size birkaç bilgi daha vereyim efendim. Bu bölüm minare caminin son cemaat yeri niyetine güya yapılmış. Tamamıyla sonlardan yapılmış. Demir karkasla ve alüminyum doğramayla bir gölgelik. İşte namaz kılmak için son cemaat yerine. Ben esas burada Minarenin kapısı son cemaatiyenin içerisinde burada. Ve merdivenleri görebildiğiniz kadar da bu kadar imkanımız oldu. Onun için kusurumuzu bağışlayın. Merdivenleri bunun ahşaptan efendim. Ve senelerdir de böyle minaresi eskiden kalma bunun efendim. Eskiden kalma. Ve bu merdivenleri size göstermek istedim. Tabi imkanımız da bu kadar. Ahşap böyle minare merdiveni. Türkiye'de birkaç yerde rastladım. Birisi de Söğüt'teydi. Ama şimdi kaldı mı kalmadı mı onu da bilmiyorum. Buradan caminin taç kapısını şöyle sizlere bir göstereyim. Bu tabi bildiğimiz e, klasik Osmanlı taç kapısıyla hiç alakası yok. Sonradan yapılmış. E, bu kadar tamir görmüş, bu kadar harabeyet görmüş bir camide de e, bu değişikliklerin olması herhalde anormal sayılması gerek. İçeride harime giriyorum efendim. Caminin şimdi harim kısmına girdik. Harim kısmı da e, Hasip Bey Camii'nde olduğu gibi girdiğinizde ana zemin tek parça halindedir. Müezzin için küçük bir mahfil tipi bir şey yapmışlar. Ve bir üst mahfil eklemişler ki bu üst mahfilden maksat, yani kadınlar mahfili falan değil, Osmanlı'da kadınların camiye gelme söz konusu değildi. E, şimdi de yani, şimdi de burada kadınlar belki Ramazan-ı Şerif'te teravite falan olabilir ama kalabalık namazlarda cami almazsa cemaati, bu üst tarafta yedek bir cemaat yeri olarak kullanılıyor. Duvar kalınlıkları fazla değil. Bir metreyi bulmaz caminin duvar kalınlığı. Belki sonraki restorasyonlarla bu hale gelmiştir. Minberi yeni tip bir minber ama 50 senesi vardır, 40 senesi vardır bilemiyorum. Belki 1994'teki tamiratla beraber şu minber ve şu köşedeki kürsü sonradan cilalar sürülerek bu hale getirilmiş. Dolayısıyla o tarihler olabilir. Mihrabi ise ben 94'ten de çok sonraları olduğunu zannediyorum. Yani 2000'li yıllara doğru böyle bir ile artık bir hayırseverler, çünkü bu işlere daha ziyade hayırseverlerin katkıları oluyor. Buradan itibaren ayet Kürsi böyle dolanarak gelmiş. Ve bunu yaptıran insanlar da çok hassas kimselermiş ki, Besmele-i Şerif buradan başlıyor, böyle kemer hizasından. Bazı yerlerde çok aşağıdan başlıyor. Dize kadar olana müsaade ediliyor yani diz kapağı hizasına kadar. Yerden başlarsa o da kurtarabiliyor ama daha aşağısı olursa hürmette bayağı bir kusurlu hale düşebilir bunu yapanlar. Efendim, tavanı düz bir tavan, çıtalarla desteklenmiş, yağlı boyayla boyanmış. Böyle ses akustiği yönünden tabii bu düz tavanların bayağı bir sıkıntısı oluyor. Bir de şimdi birçok camilerimizde kimseyi suçlayacak değilim. Böyle çok güzel kubbeleri var. Hasan Paşa Camii'nde de güzelce Hasan Paşa Camii'nde de tarihi kubbeleri var beş tane. Ama o açtınız mıydı? Ee, insan i̇nsan o sesin yüksek desibelinden çok rahatsız oluyor. Buralarda da operlerle beraber çok yankı yapıyor büyük mekan olduğu için. Mümkün mertebe. Caminin büyüklüğüne göre operör kullan hiç olmazsa. Yani şu camide benim sesim şimdi benden 10 metre öteye sağa sola da rahat duyuluyordur. E yeter o zaman. Evlerdeki insanlar da mı sana oradan namaza uyacaklar? O da olmaz zaten. Caiz değil. Dolayısıyla bu operör meselesine Diyanetimiz çok eğiliyor. Çok çok eğiliyor biliyorum. Efendim, ama işte bir sandalye meselesi çözülmüş değil. Çünkü insanlar oralara sandalye koymuşlar. Birkaç tane de misafirden gelip de dizi ağrıyan olursa onları da düşünmüşler. E, i̇mam efendiler söylüyor. Ne yapsın efendim? Adam diyor ki ben bunda oturacağım arkadaş diyor. Namaz benim değil mi? Olmazsa olmaz diyor. Böyle şey olur mu efendim? İnsan buna razı olur mu efendim? Dinimiz kaide kural dinidir. Bu kaidelere uymazsanız ibadetiniz olmaz. Beyhude emek vermiş olursunuz. Efendim, hayra bolu çekimlerimizin Sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu hayırlı bolu, hayrı bol olan şehrin kısmeti de inşallah çok bol olur, bollaşır. Öyle zaten de yine de bollasın diye biz dua ederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalınız efendim.